Deve dikeni ise her türlü karaciğer zehirlenmesine karşı. Almanya'da sonbahar, ilkbahar ne yapıyorlar? Mantar topluyorlar. Bilmeyenler zehirli mantarı topluyor, yiyor. Tedavi olmasa yallah. Mantarın birleşiminde amarasin denen bir madde var. Çok çok tehlikeli bir şey. Alfa amaratin 10 miligram adam öldürür. Karaciğeri iflas ettiriyor. Almanya'nın Mainz şehrinde sadece bir sezonda 18 kişi mantar zehirlenmesi olmuş. Bu deve dikeninin birleşiminde zilimarin, zilibin gibi etken maddeler var. Hemen hemen her hastanede, sağlık ocağında zilimarin, zilibin bulunur. Mantar zehirlenmesi olanlara hemen damardan sıvı olarak verirler. Bu zilimarin, zilibin karaciğerdeki hücrelere bağlanıyor. Bu mantardaki toksik madde alfa amaratin karaciğerin fonksiyonunu bozuyor ve iflas ettiriyor. Zilimarin, zilibinin deve dikeninin birleşimindeki etken madde ne yapıyor? Buradaki toksik maddeyi zararsız hale getiriyor. Vücuttan atılmasını sağlıyor. Profesör Doktor Artweiler ve ekibi 1977 yılında, Bertelli ve ekibi 77 yılında, Fauci 1980 yılında, Vogel 80 yılında, bunlar ayrı ayrı zamanlarda yüzlerce mantar zehirlenmesi vakalarını tedavi etmişler. Horn ve ekibi 68, Schreimer ve ekibi 73, Ziplika ve ekibi 80. Bunlar da kimyasal madde zehirlenmesi. Kimyasal tetraklorkarbon, galaktoz amin, tios amid, asetamid, pseudo zehirlenmeleri, kimyasal zehirlenmeleri. Deve dikenin birleşimindeki etki maddeyle yok etmişlerdir. Kimyasal madde zehirlenmesi. Yani kimyasal madde, birçok insan hap kullanıyor. Bunların içerisinde çok çok ağır kimyasallar oluyor. Bazen fazla hap alıyor. İntihara meylediyor falan filan. Onlar için her türlü. Evet. Yine kimyasal zehirlenmeleri Ortenberg, Tazhudinova vesaire vesaire. Bunlar da kimyasal zehirlenmeleri deve dikeni ile tedavi etmişlerdi. Evet. Portekizli bir tanıdım. Doktor demiş ki hepatit B'sin. Çok kötüye gidiyor. 2-3 haftaya kadar iyileşmezsen siroza dönüşme riski var. Hastaneye yatırmamız gerekir falan demiş. Adam panik oldu. Olmuş. 30 yıl önce bana geldi, dedi ki hastaneye yatmak istemiyorum. Karaciğerim iflas edebilirmiş. Ha, sorun değil dedim. Deve dikeni enginar şahtere kapsüllerini Almanya'dan kendim üretmiyordum tabii o zaman. Eczaneden aldım. Kullan dedim. 2 hafta kullanmış, doktora gitmiş. Valla doktor şaşırmış, demiş ki aa iyileşme var, güzel. Ne kullanıyorsun? Gökçek kapsülleri verdi, onları kullanıyorum. Allah, kim bu Gökçek? Devam etti. 3-4 ay sonra hiçbir şey kalmadı. Siroza dönüşme riski var. Hepatit B yüzde çok az, %5, %10'dur. Ama hepatit C siroza dönüşme riski çok çok daha büyük. Çok daha tehlikeli hepatit C. Yıllar önce Trabzon'dan bir vatandaş hepatit C'ye yakalanmış. Tahlil yaptırmış, hepatit C demişler. Ankara'ya gitmiş, hepatit C. İstanbul'a gitmiş, hepatit C. İzmir'e gitmiş, korkudan panik olmuş. Oraya buraya nerede? Uzman doktorlar onu bulmuş. Tahlil hepatit C. Sürüze dönecek, karaciğerim iflas edecek diye panik olmuş. Arkadaşlar demiş ki panik yok. Gökçek var, sorun yok demişler. Bizim ürünleri kullandı 6 ay. Doktora gidiyor. Hepatit C diye bir şey yok. Tertemiz. Tekrar Ankara, İstanbul, İzmir dolaşmış yine hastaneleri. Demişler ki bir şey yok.
Sakin. Bu bir yıl sonra bir daha tahlil yaptırmış. Yine nüksetmemiş. İki yıl sonra bir daha tekrar tahlil yaptırmış. Nüksetmemiş. Beni aradı. Dedi ki ya hayattaysam karaciğerim siroza dönüşmediyse, iflas etmediyse önce Allah'a sonra sana borçluyum. İyi ki varsın hocam. Allah razı olsun. Ha, raporları var bende. Rapor yayınlama yasak olduğu için yayınlamıyor. Yoksa bitkiara.com'da raporlar var, hepsi var. Belge bilgi var, laf yok. Zaten söylemiş olduğum şeyler de burada yüzlerce deve dikini ile ilgili klinik araştırması var. Yazarsınız, zilibum, marunum yazıyoruz. Bakalım PubMed ne diyor? Deve dikeni 1510 klinik araştırması var. Karaciğer hasarını önler, karaciğer zehirlenmesini önler. Zilimarin, zilibin gibi etken maddeler karaciğer zehirlenmesinin dünyada en etken maddelerdir. Vesaire vesaire. Burada 1510 klinik araştırması var. Destan gibi.